Arda'nın mutfağında bu hafta birbirinden güzel tarifler var. Size bir nefis fırında tavuk şinitsel yapacağım. Bayılacaksınız, acayip hafif olacak. Bununla beraber çok iyi gider bir cheddar sos yapacağız. İkili muhteşem. Bunların yanına isterseniz bir de mücver yapalım. Ama onu da kızartmadan yapalım. Fırında bir muffin mücver yapacağız. Ve en son olarak bugünün güzelliğine yakışır şekilde bir şeftalili muhallebi tartla günümüzü bitireceğiz. Yani anlayacağınız bugün yine acayip lezzetli bir Arda'nın mutfağına başlıyoruz. Hadi bakalım. Efendim Arda'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sizi karşılarken zaten ufak ufak bugün yapacağım işlerin küçük bir hazırlığını yapmaya başladım. Bugün 4 tane şahane tarif vereceğim size. Bir tanesi şu anda yapmaya başladığım muffin mücver olacak. Bir tanesi fırında pişen son derece güzel ve lezzetli çıtır çıtır bir dış katmanı olan. Aslına bakarsanız ben ona tavuk şinitsel dedim ama siz ne derseniz isimlendirebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor ve acayip hafif oluyor. Çok da pratik oluyor. Bunlarla beraber güzel gidecek bir cheddar sos yapacağım. Size bu böyle etçilerde, tavuk restoranlarında yapılan cheddar sosun ne kadar basit bir şey olduğunu göstereceğim. Ve en son olarak da bir şeftalili güzel bir tart yapacağız ve olayı bitireceğiz. Önce muffin mücverin genel bir hazırlığını yaparak işe başlıyorum. Mücver dediğiniz şeyin başrol oyuncusu aslına bakarsanız kabaktır. Bunda da birazcık havuç ve patates ekleyeceğim. Bir tane patatesi gördüğünüz gibi aldım. Burada rendenin kalın ağzıyla güzelce rendeledim. Bu arada diğer rendeleme işlerini yaparken mücverimin genel fırın hazırlığıyla bir işe başlamak istiyorum. Ben bunu bu şekilde muffin veya kek kalıplarının içerisinde yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir küçük kalıbım var. Bunu önden fırında hafif bir ısıtacağım. Tamam mı? Ama ısıtmadan evvel de kalıpların içerisine şöyle belli belirsiz birkaç damlacık yağ gezdireceğim. Zeytinyağı gezdiriyorum çünkü yakışıyor. Derin yağda kızartmak yerine şöyle hafif bir zeytinyağı gezdirmek acayip güzel bir etki veriyor. Hem yağı ısıtıyor hem de pişireceğimiz kalıbı ısıtıyor. Kaç tane çıkar? Vallahi koyacağınız ölçüye göre benim vereceğimden işte 9 ila 12 arası çıkar. Hepsini şöyle güzelce bir yağladım ve gördüğünüz gibi hafif yağladım. Ve her şeyin başında bu arkadaşı 200 dereceye önceden ısıttığım fırına atıyorum. Ve kalıbın ve içindeki yağın orada iyice ısınmasını sağlıyorum. Orada ben rendeleme işlerime devam edebilirim. Bir tane patatesi rendeledim. Üzerine bir tane havuç ve iki tane de kabak rendeleyerek işlemime devam ediyorum. Püf nokta olarak size vermemi istediğiniz bir püf nokta varsa o da şu olacak. Havucu ve patatesi olduğu gibi rendeleyin. Ama kabağı rendelerken mümkün olduğu kadar dış katmanını, içindeki etli katmanı rendeleyin ama ortasındaki çekirdekli katmanı rendelemeyin. Çünkü orası safi su. O yüzden onu rendelerseniz de içeride hem birazcık çekirdek göreceksiniz hem de fazlaca su biriktireceksiniz bu arkadaşın içine ki mücverde istediğimiz şey o değil. Neyse hızlanıp rendelemeye devam. Bunun içerisine birkaç tane daha malzeme ilavem var ama onları artık rendelemeyeceğim. Onları sadece doğrayacağım ve genel manada hazır edeceğim. Siz lütfen bana sosyal medyadan yazın. Mücver yapıyorsanız içerisine ne koyuyorsunuz? Çünkü bazen gerçekten inanılmaz farklı yorumlar ve çok enteresan görüşler geliyor sizden. Yaparken deniyorum ben de. Bazen bazıları süper sonuç veriyor, bazıları hiç bana göre değil diyorum. Ama sizden gelecek yorum, görüş ve önerileri de gerçekten merak ediyorum. Mesela ben kesinlikle ve kesinlikle taze soğan koymayı acayip yakıştırıyorum. 4 tane taze soğan. Önce mümkün olduğu kadar beyaz kısımlarını ince ince doğruyorum. Arkasından da yeşil kısımlarına geldiğimde şöyle bir durup taze soğana bakıyorum. Taze soğanın eğer fazla kartlaşmış, rengi böyle birazcık kötü olmuş kısımları varsa onları ayırıyorum. Ama böyle canlı olan koyu yeşil kısımlarını da şöyle doğruyorum. Diplere kadar geldim. Bundan sonrası birazcık kartlaşmış. Bunları kullanmıyorum. Şu kısımlar benim için yeterli olacaktır. Arkasından gidiyoruz buzdolabına. Çünkü yeşillikler buzdolabında. Şöyle bir buketim var.
dereotu, maydanoz ve taze nane bence acayip yakışıyor. Bunlardan çok fazla da kullanmanıza gerek yok çünkü dediğim gibi yani burada aslında başrol oyuncusu kabak. Ama şöyle mesela şu anda bu benim bir dal nane var burada gördüğünüz gibi ama maşallah ağaç gibi yani bizim nane. Ben size şöyle söyleyeyim hani aşağı yukarı 2-3 dal kadar nanenin üzerindeki yaprakları alacaksınız. Şu şekilde tezgahın üstüne. Sonra böyle hani yarım bağ kadar dereotu alacaksınız. Tezgahın üstüne. Sap kısmını ayırıyorum. Ama atmıyorum. Çünkü bu sap kısmı yemeklere böyle buket gibi içine koyduğun zaman muazzam lezzet veriyor. Ve aynı şekilde de yarım bağ kadar da maydanozu kopartıyorum. Şunları kaldıralım. Ve tabii şunları da hemen arkasından da şu tezgahta bir yer açayım kendime. Bunları şöyle içeriye alayım. Bütün yeşillikleri mümkün olduğu kadar ince ince doğruyorsunuz. Yeşillikleri doğramanın püf noktasını daha önce çok anlattım ama bilmeyenler olabilir bir kere daha şey yapalım. Önce böyle bir kütle yapıyorsunuz. Bıçağın karşılık bulabileceği kadar. Ondan sonra da ince ince kıyıyorsunuz. Ne kadar da ince kıyarsanız içeride yerken böyle iri yaprak olarak ağzınıza o kadar az gelir bu yeşillikler. Hepsini şöyle güzel ve ince ince kıydıktan sonra artık mücverin içerisinin sebze malzemeleri benim için hazır. Başka ne koyabiliriz derseniz Arda? Kesinlikle ve kesinlikle çekirdekleri ve kabuğu çıkartılmış domates. Bak inanılmaz yakışır. Denerseniz bir gün bu domates mücverini acayip bir ekstra fark göreceksiniz. Bir de bence bu tip mücverlere baharatlar acayip yakışır. Yani baharatları kullanarak farklılık yaratabilirsiniz. Yani benden bir ufak püf noktası. Ben de yaparken tarifin içerisine farklı birkaç tane baharat koyacağım. Şimdi benim rahmetli anneannemden öğrendiğim en önemli unsurlardan bir tanesi de mücverin varsa fazla suyunu çıkartmak. Çünkü eğer mücverin içerisindeki sebzelerin fazla suyunu çıkartmaz iseniz mamafi içerisine kıvamı bağlamak için daha çok un katmanız gerekir. Daha çok un da kıvamı bozan en önemli unsurdur. Bu sebepten dolayı alın şöyle sebzenizi. İsterseniz hepsini bir seferde, isterseniz hani daha efektif çalışabilmek için iki turda. Bir tülbentin içerisine koyun. Sonra tülbentinizi şu şekilde bağlayıp sıkın. Bunu ayrı bir kasenin içerisine yapıyorum. Ne kadar su çıkarttığımı göstereceğim size. Çünkü böyle bakınız baya sebzenin suyu çıkıyor. Ha bunu sıkmazsanız eğer yani şunu diye olabilirsiniz. Yani Arda bütün hani sebzenin bütün suyunu çıkarttın. O zaman biz ne anladık? O zaman bunu bağlamak için bir o kadar un koyacağız. Tıknaz bir şey olacak. Mücverde biz bunu pek sevmiyoruz. İyice sıkıyorum ve sıktıkça da görüyorsunuz geliyor suyu. Yani neredeyse sıkarak bir bardağa yakın su çıkarttım. Bu toplam 4 parça sebzeden. Dediğim gibi bu suyu asla ve asla atmayın. Mutlaka kullanır ve değerlendirirsiniz. Ama şimdilik elimin altından kaldırayım. Kendime şöyle bir yer açayım istiyorum. Burada da var olan sebzelerin üzerine doğradığım bütün bu yeşillikleri transfer ediyorum. Yeşillikler içeride. 2-3 diş kadar sarımsak ekleyeceğim buna ama onu doğrayarak değil. Ya böyle ezerek eklemeniz lazım ya da şu sarımsak sıkıcıların bize verdiği olağanüstü yetkiyi kullanarak şöyle güzelce bu şekilde onu da içerisine atıyorsunuz. Mücveri mücver yapan şeylerden bir tanesi içine ekleyeceğiniz yumurta. Ben bu tarif üzerinde 2 tane yumurtanın yeterli olacağını düşünüyorum her seferinde. Maşallah direkt attı kendini içerisine. O kadar girmek istiyormuş ki içeriye 2 tane yumurta hop içeriye girdi. Tabii ki genel baharat olarak tuz, karabiber. Yalnız taze soğan kullanırken tuz koymaya birazcık amana özen gösterin. Çünkü taze soğan hafif kendinden tuzludur. Patates de ekstra tuz sever. O sebepten dolayı bunun dengesini iyi ayarlamak lazım. Biraz tuz ve karabiber ekliyorum. Ama bence buna farklılık katacak 2 tane süper baharatımız var. Bunlardan bir tanesi kimyon. Hafif böyle bir tutam kadar kimyon. Şu kadar yeterli olacaktır. Birazcık toz kırmızı biber. Ama o da değil esas koyacağım baharat. Bunun lezzet katacak olan. Bugün iki tarifimde de aynı baharatı kullanacağım. Hafif bir toz kırmızı biber. Sadece birazcık rengini döndürsün diye azıcık. Benim bugün kullanacağım mükemmel baharat kişniş.
Bakın tohum kişniş mutfağınızda eğer bulunursa bir sürü yemeğe olağanüstü lezzetler katabilirsiniz. Aşağı yukarı böyle bir 15, 10-15, 20 kaç tane derseniz şöyle azıcık bir küçük tutam tohum kişnişi aldım. Hemen şu an havanın içerisinde şöyle dövüyorum. Dövmek de değil, eziyorum ve bütün aroması zaten şu an ortaya çıkıyor. Şu kadarcık kişniş bile inanılmaz bir lezzet farkı veriyor buna. Yaparsanız ve denerseniz gerçekten pişman olmazsınız. Ve bunların hepsinin kıvamını bağlamak için 2 tepeleme kaşık un koyacağım. Ondan sonra da mücverimin genel işi hazır olacak. Mücver yaptığınız zaman mümkün olduğu kadar hemen, yani hızlı pişirin. Hemen pişirin. Öyle bekletmeyin. Güzel. İstiyorsanız yağda kızartın. İstiyorsanız benim yaptığım gibi fırında yapın. Ama dediğim gibi bekletmeyin. Şimdi gelin şunu böyle güzelce bir karıştıralım. Yani mücver yapmak da olağanüstü bir şey yok. Bu kadar uzun anlattığıma bakmayın. Ben sadece püf noktalarını, pratik unsurları veriyorum ki bizi evde izleyen, yani profesyonelden geri kalmayan ev hanımları, yemeğe düşkün olan beyler vesaire, böyle yetenekli genç arkadaşlarımız, yıllarını mutfağa vermiş teyzelerimiz, halalarımız. Yani onlar zaten biliyorlar bunu ama bilmeyen ve merak eden, ya acaba ben neyi yanlış yapıyorum veya yapayım mı filan diyen böyle genç kardeşlerimiz için ufak bir püf noktası bunlar ve gerçekten işe yarıyor. Her şeyi iyice karıştırıyorsunuz. Bekletirseniz su salacaktır. Endişe etmeyin. Eğer su salarsa ekstra un eklemeyin. Karıştırın, yeniden kıvamın toplanmasını sağlayın. Bu arada bizim fırındaki arkadaşımız iyice ısındı. İçine koyduğumuz yağ da hakeza aynı şekilde ısındı. Tamam. Bundan sonra yapacağım şey alıp gözleri tamamen şu şekilde doldurmak. Kenarlara birazcık yapışırsa bunlar fırından çıkartır çıkartmaz. Hiç endişe etmeyin. Azıcık soğuttuğunuz zaman son derece güzel vaziyette çıkartacaksınız. Dediğim gibi hacme göre 6 ya da 9 tane şu şekilde muffin mücveri hazırlamak gayet kolay oluyor. Ondan sonra da 200 derecelik fırına atıyorsunuz ve 20 ila 25 dakika kadar güzelce pişiriyorsunuz. Çıkartıp azıcık soğuttuktan sonra yemesi çok keyifli oluyor bu arkadaş. Dedim 9-12 falan olacak yani işte 3-6-9-10 ortaya karışık. 10 tane bu şekilde hazırladım ve yeniden atıyorum fırına. İsterseniz hani daha da lezzetli olsun isterseniz üstlerine şöyle azıcık bir yağ gezdirin. Çok değil ama yani bunu fırında muffin gibi yapıyor olmamızın sebebi daha az yağlı oluyor olması. Muffin kapları bunu pişirirken mevcut ısıyla kenarına böyle tatlı bir şey verecek zaten. Hani böyle bir çıtırtılık verecek. Ondan sonra da fırında pişirip azıcık soğutacaksınız. Kolay, lezzetli ve güzel bir atıştırmalık şipşak hazır. Şimdi ben bunu bir 20-21 dakikaya kurayım. Gerekiyorsa bir 4-5 dakika daha veririm. O fırında pişerken ben bugünün tatlısına şeftali muhallebi tartı yapmaya başlayabilirim. Bunun önce bir tabanını hazırlamamız lazım. Tabanın hazırlığı için de benim bugün düşündüğüm meyve şeftali olacak. Bunu isterseniz elmayla, isterseniz başka bir meyveyle de yapabilirsiniz. Ama şöyle elimdekiler küçük boy olduğu için ben 2 adet kullanıyorum. Böyle biraz daha böyle iri kocaman şeftaliler kullanıyorsanız bir tane de gayet yeterli olacaktır. Şeftalinin şöyle etli kısmını bıçağımla kesiyorum ve çekirdeğini ortada bırakacak şekilde böyle 4 parça elde ediyorum. Şeftaliniz ne kadar hani kart, ne kadar olgunlaşmamış olursa inanılmaz sonuç daha iyi oluyor. Çünkü yumuşamış şeftaliler ocakta ateşi gördüğü zaman daha hızlı kendini bırakıyor. Ama çok da böyle aşırı aşırı olgunlaşmamış şeftalileri de gitmenin bir manası ve mantığı yok. Şimdi ilk yapmanızı isteyeceğim şey şeftaliyi şu şekilde küpler halinde doğrayarak genel bir hazırlık yapmanız. Böyle bir tava var. Onu ocağın üstüne koyuyorum ve altını yakıyorum. Şimdi tavaya aşağı yukarı 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyeceğim. Ve üstüne takriben de yarım bardak kadar su ekleyeceğim.
şeftalilerin birazcık diriliğini almak istiyorum, tamam? Ama eğer bu diriliği almayı direkt olarak şu anda ocağın üstüne koyarak yaparsam şeftaliler yumuşak olduğu için hızlıca eriyecekler ve bütün o dokularını bırakacaklar. Adeta bir şeftali püresi gibi bir hale gelecekler. O yüzden öyle olmasın diye ne yapacağım? Hafif bir şekerli suyu böyle azıcık şerbet gibi tıkırdatmaya başlayacağım. Az su ve çok da fazla şeker olmadığı için bu çok kısa bir sürede hafiften böyle pıtır 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 birazcık koyulaşmaya başlayacak. Koyulaşmaya başladığı an şeftalileri içine alacağım. Şöyle bir çevireceğim. Ondan sonra da bu iş tamam olmuş olacak. Bakın böyle koydum şekerle beraber suyu. Su zaten az sonra buharlaşmaya başlayacak ve birazcık gövdelenmeye başlayacak o arkadaş. Orada gövdelenirken hop şeftalileri atacağım. Bir çevirip çıkaracağım. Bu arada hazırlayacağım kabın ufak bir ön işlemi var. Onu yapayım. Ters çevirip çıkartıyoruz bunu. Ters çevirip çıkarttığımızda bütün o şeftalinin ve buradaki hazırladığımız şerbetin güzel suyu böyle birazcık içeride kalsın ve gözüksün istiyorum. Tamam? O yüzden bir yağlı kağıt alıyorum, fırın kağıdı ve kullanacağım kabımın taban ölçüsü boyunca şöyle fırın kağıdımı ince uzun kesiyorum. Bakayım tabana oturuyor mu? Bir tık daha ince kesmem lazımmış. Göz kararı işte kullanacağınız kabın ölçüsü boyunca şöyle incecik kesin. Bakalım işte budur. Yani siz evde nasıl yapıyorsunuz? Ben de burada aynen o şekilde yapıyorum. Tamamen kolay, basit formüllerle. Şimdi kabım hazır. Burada da gördüğünüz gibi su hafiften içindeki şekerle beraber kaynamaya başladı. Bu aşamada mı koyacağız? Hayır. Birazcık yoğunlaşacak. Ondan sonra koyacağız. Orada yoğunlaşırken ben bir de şimdi tabanın hazırlığına başlayayım. Burada küçük bir kasenin içerisinde, bir sos tenceresinin içerisinde yaklaşık 100 gram kadar tereyağı var. 100 gram tereyağı burada sadece ve sadece erimeye bırakıyorum. Tamam. Orada erirken de taban için kullanacağım bisküvilerin hazırlığına geçebilirim. Böyle bir parçalayıcım var elimin altında. Birazcık da yulaflı bisküvim var. 200 gram kadar. Paketler, her paket farklı boyutlarda açıkçası. Yani 80 gramlık paket var, 130 gramlık paket var, 250 gramlık paket var. Ben aşağı yukarı 200 gram kadar yulaflı bisküvi kullanıyorum tarifte. Ve kapağını kapatıp tereyağı orada erirken bunları böyle güzelce bir dırtlıyorum. Dırtladım. Her şey eridi. Şimdi buraya gelin. Bakın su iyice artık çekmeye başladı. Tamam? Yani yavaş yavaş şeftalilerin içeri girmeye vakti geliyor. Çok sıvılı bırakırsanız ters çevirdiğinizde kenarından çok sıvı akar. Az bırakırsanız az akar. Bu da küçük bir püf noktası daha. Burada tereyağı hafiften eridi. Dediğim gibi aşırı derecede ısıtmaya ve benzerine ihtiyacım yok. Sadece yağ erisin ve bisküvi bağlasın istiyorum. Eridikten sonra da kapağını açıyorum ve hem dırtlıyorum hem de yağı tekrardan bisküviyle beraber buluşturuyorum. Bunun işi de tamam. Ve gayet güzel oldu işte. En son şöyle bir karıştırır. Hazır hale getiririz. Tavadakinin işi de bence tamam. Bak çünkü iyice artık kristalize olmaya başladı. Şimdi şeftalileri alın ve tam da bu aşamada hop içerisine ilave edin. İşte böyle. Şeftaliler hafif bir kendi sularını bırakacak. Yavaşça diriliğini kaybedecek. Ondan sonra da başlayacağız yerine almaya bu arkadaşı. Bütün bunlar olurken bir de genel bir muhallebinin hazırlığını yapmak istiyorum. Son derece basit bu yapacağım muhallebi. Çok da fazla malzeme kullanmayacağım. Öncelikle şurada bir sos tenceresinin içerisine yaklaşık 2 bardak kadar süt alıyorum. 2 bardak süt. Şunu kaldıralım. Gelelim diğer malzemelere. Bunun aslına bakarsanız tabanı şeftalili ve birazcık tatlı olduğu için muhallebisine az şeker koyuyorum. Tamam. Sadece yarım bardak toz şeker koyuyorum. Daha da fazla değil. Yarım bardak toz şeker. Bir tane yumurtanın sadece sarısını koyuyorum. Beyazı yok. Sadece sarısı. Sonra un koyacağım ama esas olan burada nişasta olacak.
2 yemek kaşığı kadar un koyuyorum içerisine. Ve yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar da buğday nişastası ilave edeceğim. Bu arada şeftaliye bakar mısınız gerçekten? Rengi hafif kırmızılığını bıraktı şeftalinin kendisi. Mükemmel, tamam. Birazcık daha sulandırdı. Şeftaliler canlılıklarını kaybettiler. Hafif tatlı bir üstü, yani bu güzel kıvam inşallah kameradan size geçiyordur. Nazım bunu tam gösterebiliyor musun şu anda? Bak şu güzel üstünün aldığı parlak kıvamı. Hafif kırmızımtırak şeftalinin o rengi geçiyorsa bizim işimiz tamam. Hadi geçelim bunu da kabın içerisine almaya. Şu hazırladığımız kabın içerisine bunu hani size göstererek dökmeye çalışayım. Ters yamuk bir hareket ama. Alıyorum ve şu şekilde tamamen içerisine transfer ediyorum. Daha sulu ve sıvı bir kıvamda da bırakabilirsiniz. Ama o zaman dediğim gibi ters çevirip çıkarttığınızda kenardan daha çok su ve sıvı ve şeftalinin öz suyu dökülecektir. Şimdi bunu alıyorum ve elimi yakmadan tabana güzelce dağıtıyorum her şeyi. Bakın eşit her yerine dağıtılmış şekilde tabana yaydım şeftalilerimi. Sıcak olmasına aldırış etmeden bunu hafiften bir toplansın, muhallebi üstüne geldiğinde hazır olsun diye alıp birkaç dakika kadar buzdolabına atacağım. Muhallebi olana kadar dolapta beklesin, o mevcut ısısını kaybetsin diye. Burada ise her şeyi böyle güzelce çırpıyorum. Ocağın küçük göz ateşini orta derecede yakıyorum. Ve iyice çırptığım bu karışımı ocağın üstüne alıyorum. Ve sabırla orta ateşte çırparak karıştırıp kıvamlandırıyorum. Bir püf noktası söyleyeceğim size. Kalıplı ters çevirmek istediğiniz tatlılarda mümkün olduğu kadar nişastayı bol, unu az kullanın. Yani örnek veriyorum bu tatlıyı yaparken biz eğer klasik usul bir muhallebi olsun isteseydik ununu koyardık, nişasta koymasak bile olurdu. Ama unlu bir hazırladığımız muhallebiyi böyle kalıp gibi çıkartmak istersek un nişasta kadar sıkı, sağlam tutmuyor bunu. Ve biraz daha böyle hani kaşıkta uzayan, güzel sevdiğimiz bir muhallebi kıvamı oluyor ama su muhallebisini gözünüzün önüne getirin. Esas olanı oradaki nişastadır. Bunu kalıp gibi net, pürüzsüz çıkartır. Biz de burada birazcık onu yapmaya çalıştık. Şimdi sabırla çırpıyorum bu arkadaşı. Gövdelenip birazcık kıvamlanana kadar da bu işlemi devam ettiriyorum. İyice gövdelendi. Ama burada şuna dikkat etmeniz lazım. İçerisinde böyle yoğun un olan muhallebileri çok aşırı gövdelendirmek aslında istemezsiniz. Bir de yavaş pişirmek istersiniz. Yani çünkü un ve nişasta kıvam olarak hemen bak gördüğünüz gibi takoz gibi hemen bağlanıyorlar. Ama hızlı pişirirseniz kıvam bağlanır. Tamam anlaştık. Ama acayip derecede un tadar ve un kokar. Biz bunu hiç istemiyoruz. O yüzden yavaş yavaş unu pişire pişire içerisine ilave ediyoruz. Ateşten aldıktan sonra acımasın diye toz vanilyayı en son batımda içerisine ekledim. Ve şöyle güzelce bir karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Ve mevcut ısı hali bu şekildeyken içerisine birazcık da labne peyniri koyacağım. Yani normal şartlarda mascarpone gibi bir peynir daha da yakışır ama hem fiyat performans açısından hem de gerçekten yani aşırı derecede de bir fark yapmadığı için 100 gram kadar labne peynirini gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben de aynı şekilde 100 gram labneyi aldım. İçerisine ilave ettim. Ondan sonra da iyice karıştırıyorsunuz her şeyi. Bu da bizim soğudukça donacak ve kalıplaşacak. Şu andan bile gördüğünüz gibi bak ya böyle bir kıvam arıyoruz. Böyle yoğun, kalın. Hani hep Arda ile omuz omuza da yarışmacılara söylüyorum ya böyle gövdeli kıvam, gövdeli kıvam. Gövdeli kıvam bu işte. Yani bunu arıyoruz burada. Şimdi dolaptakini çıkartayım. Burada hafiften, tabii ki tamamen donmadı ama hafiften bir şey yaptı. Kendini buldu. Sonra da buradaki bu hazırladığım muhallebiyi tamamen alıp şimdi şu kenardaki de geldi buraya yapıştı. Ne yapacağız? Çözümsüz değiliz. Bir parçacık şundan alacağız. Şu kenara yapıştıracağız şöyle. Şöyle kaldıracağız. Yapıştıracağız. Tutacağız. Tamam. Bunlar mutfakta profesyonellerin kullandığı ufak tefek şeyler, taktikler ama her zaman muazzam derecede işe yarar. Hani yeri gelmişken onu da madem denk geldi size göstereyim dedim. Dondurmamın bunu yani birazcık soğutmamın
buzdolabında. Temel sebebi muhallebi üstüne döktüğümde muhallebi kalıp gibi ama alttaki sıvı bir kıvam olduğu için kenarlardan çok kaçmaya çalışacaktır yukarılara. O kaçma işlemini mümkün mertebe engelleyebilmek. Sonra şöyle güzelce yaymak ama gördüğünüz gibi hafif alttaki nem birazcık yukarılara doğru çıkıyor. Hiç sorun değil. Ve en son olarak da çok üstünü aşırı derecede düzeltmekle ilgilenmiyorum. Bir kaşık ve şuradaki hazırladığımız tereyağlı bisküvili katmanı son bir kere karıştırayım. Alıp üzerine şöyle gezdirmek. Ve blok vaziyetinde yaymak. Şimdi şu fırındakini bir çıkartayım. 20-25 dakika kadar pişti ve 10 numara 5 yıldız oldu. Şu an bunu yerinden çıkartmaya çalışmayın. Çünkü yani birazcık kendine gelmesi, hafif toparlanması lazım. Ondan sonra çıkartmak daha kolay olacak. Burada bir şey unuttuğumu fark ettim. Oluyor bazen bana da. Ama hemen hatamdan dönüyorum ve eklemelerimi yapıyorum. Demiştim ya, bugün iki tarifimde de birazcık aynı baharatı kullanacağım. Kişniş tohumu kullanacağım ve birazcık tarçın kullanacağım bunun içerisinde. Kişniş tohumu ve tarçın. Tarçın çok baskın olduğu için sadece şöyle şunun içerisine koyayım. Şu kadarcık bir tarçın, yani bir çay kaşığı kadar tarçın yeterli olacaktır. Ve kişniş tohumu, bunu daha fazla kullanacağım. Deminkinde 10-15 tane kullanmıştım. Bunda yaklaşık böyle bir 30-35 tane kullanacağım. Çünkü tatlı olduğu için daha da ön plana çıkacaktır. Alacağım bunu, şöyle güzelce ezeceğim. Nefis çıkıyor bunun baharatı. Aroması harika. Ondan sonra da içerisine aldım. Güzelce bir karıştırdım. Tarçın zaten şeftaliye ve elmaya acayip yakışan bir baharattır. Alıp bunu böyle güzelce üstüne sereceğiz. Kaşığımızla bastıracağız ve dolapta dinlenmeye bırakacağız. Orada soğurken artık biz yavaşça tavuğumuzun genel hazırlığını yapmaya başlayabiliriz. Çok bereketli bir tariftir, ben size söyleyeyim. Bir kere öncelikle tavukla ilgili kesme tahtanız elinizin altında bulunsun. Bunu böyle bir hafif soslayacağız. Bulayacağız sosa, sonra üstünün kıtır katmanını yapacağız. Ortadan kesip bulayıp fırına atacağız. Bu kadar basittir ve bence çocukların bayılacağı tatlı bir tarif olur. Hem de derin yağda kızartmadan olağanüstü lezzetli olur. Bunun bir buttermilk isimli bir kıvamı var. Tamam. Yani o kıvam aslına bakarsanız kremalı bir kıvam. Yani Türkçesi tam olarak yok bunun. Hani bandırmalık bir kıvam diyeyim size yani. Ne dersiniz artık onun adına. Böyle bir derin kasenin içerisine yaklaşık bir su bardağı kadar krema alıyoruz. Tamam. Bildiğimiz çiğ krema. Aşağı yukarı bir su bardağı kadar var bunun içerisinde. Sonra buna aşağı yukarı çeyrek bardak kadar da süt ekliyoruz. Bu ikiliyi şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. İyice karıştırdım. Şimdi bunun içerisine bir limonun önce kabuğunu bir rendeleyeceğiz. Şöyle. Aslına bakarsanız bu tarifin şöyle bir özelliği var. Tavuğunuzun genel hazırlığını yaptıktan sonra şu yaptığımız sosun içerisinde biraz böyle bir 6 saat kadar bekletirseniz sonuç tabii ki tahmin edeceğiniz üzere çok çok daha iyi oluyor. Ama benim gibi aceleci kuşlardansanız siz de hızlı hızlı yapmak durumundaysanız böyle de gayet güzel iş görüyor, göreceksiniz. Ama bekletirseniz sonuç mükemmel oluyor, o da ayrı mevzu. Şimdi limonun kabuğunu kullandık. Aynı şekilde bir de suyunu kullanacağız. Alıyorum ve bunun içerisine çekirdeklerini kaçırmadan bir limonun suyunu direkt olarak sıkıyorum. Birazcık da üzüm sirkesi ama çok değil. Sadece bir kaşık kadar, şu kadarcık yeterli olacaktır. Tabii ki tuz ve karabiber. Birazcık karabiber. Birazcık da tuz. Tamam. Şimdi bu bizim tavukları içine batıracağımız, hafiften dinlendireceğimiz sos. Şimdi bunu beklettikçe bu sos hafif böyle küçük küçük kesilmeye başlayacaktır içindeki limondan dolayı.
Kesilirse endişe etmeyin, gayet doğru yapıyorsunuz. Bu varan 1. Varan 2, tavukla ilgili kesme tahtamız tezgahın üstünde. Bu tarifte ben sadece ve sadece 2 parça tavuk göğüs kullanıyorum. Çünkü bunu ortadan ikiye keseceğim ve şu göğüs etinin var olan hacmini birazcık ortadan ikiye ayırmaya çalışacağım. Alın tavuk etinizi, elinizle üstüne bastırın ve kalın olan yeri tam orta noktası olarak referans alıp aşağıya doğru bıçağınızla bir çentik atın. Tamam. Sonra bakın doğru yerden gidiyor musunuz diye. Şöyle göstereyim size. Nazım bunu size gösterecektir. Doğru yerden gidiyor musunuz? Orta noktayı buldunuz mu? Hemen hemen eşit mi diye. Hem gösterip hem yapmak zor ama aynı şekilde yürütün. Yürütün ve mümkün olduğu kadar eşit oranda tavuğunuzu iki parçaya böyle açın. İşte bu. Hemen hemen aynı kalınlıkta iki parça tavuk elde etmiş durumdasınız. Bunları şimdi şöyle direkt sosun içine alayım ve ikinci parça için de aynı işlemi uygulayayım. Bunu eğer birini çok kalın birini çok ince yaparsanız yine pişecektir ama bir tanesi hafif sulu gibi kalırken öbürü birazcık fazla kuru kalacaktır. Size gösterdiğim şekilde yaparsanız yani tavuğu kelebek gibi açmak, eti kelebek gibi açmak aslında budur, bu tekniktir. Sadece son noktada bitirip ikiye ayırmazsanız bunu kelebek gibi açmış olursunuz. Şimdi ikiye kestim tavuğu. Tamam. Aldım buradaki sosun içerisine hepsini. Ve güzelce bir karıştırdım ve iyice sosun tavuğun her yerine tamamen bulaşmasını sağladım. Üstünü kapatın. Streçleyin bunu. Atın buzdolabına. Sos iyice bunun etrafında, bunun her yerine değsin. İyice içine işlesin. Hatta üstünde hafifçe soğukta birazcık böyle katmanlaşsın. O zaman fırında pişerken çok çok daha olağanüstü bir lezzete ulaşacaksınız. Benden söylemesi. Benim öyle bir vaktim olmadığı için, sizi bekletmediğim için ve genellikle Arda'nın mutfağında hani işte bakın bunu böyle yapıyoruz, burada yapılmışı var diye çıkartmadığımız için biz böyle bir yola gitmeyeceğiz. Ben yapıyorsam siz de evde böyle yapabilirsiniz, onu göstermek için aynen bu şekilde devam edeceğiz. Gelelim şimdi bunun baharat karışımına. Kesme tahtası ve bıçağımızla artık vedalaşabiliriz. Baharat karışımımız için daha dokulu bir dış yüzey aradığımdan dolayı ben bu Japon ekmek kırıntısı olan panko kullanıyorum. Artık her markette bulabiliyorsunuz bunu. Kalın ekmek kırıntısı. Galeta unu kullanmak isterseniz o da olur. Ama galeta unu birazcık daha hem rengi koyu hem birazcık daha ince çekilmiş olduğu için, daha un kıvamında olduğu için eğer panko bulamıyorsunuz, evde bayat ekmeklerinizi hafiften kurutarak böyle parçalayın elinizle ve o şekilde kullanın. Gayet güzel olacaktır. Sarımsak rendeliyorum. Yaklaşık 3-4 diş kadar sarımsak. Sarımsağı bunun içine de koyabilirsiniz, bunun içine de koyabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Şöyle sarımsağı da aldım. Şu şekilde içerisine sıktım ve rendeledim. Mükemmel. Başka sevdiğiniz baharatları da rahatlıkla kullanabilirsiniz ama ben en çok toz kırmızı biber yakıştırıyorum ve rende parmesan yakıştırıyorum buna. Yani rende parmesan baharat değil ama toz kırmızı biber muazzam güzel bir renk veriyor. Toz kırmızı biberi az kullanmayın. Bakın elinizi korkak alıştırmayın. Tamam mı? Yani yaklaşık böyle 2 yemek kaşığı kadar toz kırmızı biber koyarsanız baharatınızın rengi de güzelce döner. Ben şimdi şöyle bir koydum aşağı yukarı. Ondan sonra en son hepsini karıştırıp kıvamına bakacağım. Parmesan da üstünde güzel bir çıtır katman ve şey veriyor. 100 gram kadar da parmesan koyuyorsunuz. İnce rendelenmiş. Bu da tamam. Parmesan alırken gidiyorsunuz markete. Toz parmesanlar ucuz. Büyük olan parmesanlar pahalı. O toz parmesan çünkü kırıntılardan kenarına dökülenlerden falan yapılıyor. Bir de yani hani iyi esnaf kötü esnaf birbirinden ayıralım tabii. Bazıları parmesan diye başka peynirler koyuyor içerisine. Aman ha dikkat. Yani bu tarif kaldırır toz parmesanı ama başka tarifler çok kaldırmayabilir benden söylemesi. Azıcık tuz karabiber de ekledim ve her şeyi güzelce karıştıracağım. Yetmezse rengi istediğim kadar kırmızıya dönmez ise eğer birazcık daha toz kırmızı biber ekleyebilirim. Çünkü hep beyaz karakterler baskın içeride. Bu buzdolabında beklemiş olsa dediğim gibi daha üstü güzel bir
kalın katman olacak. Ama bunun her tarafının iyi pişmesini istiyorsanız böyle bir, mesela mikrodalgaların içerisinde var bu tellerden. Bunu alın, bir tane fırın tepsisinin üstüne koyun. En azından alttan da hava girsin ama içerisine su koymayın bu sefer. Su koyunca yumuşuyor. Su koymazsanız kıtır kıtır oluyor. Benden söylemesi. Yapacağım şey, tavuğu alıyorum. Tamam, şöyle iyice sosuna bulanmış vaziyette. Çok akan, fazla sosu varsa ayırıyorum ama şu anda iyi gözüküyor. Sonra üstünü, altını, kenarını, köşesini, her yerini buradaki hazırladığım kırıntılı katmanla kaplıyorum. Kenarları, köşeleri, sağı solu iyice. Hop, biraz daha. Ne kadar güzel katlarsanız, kaplarsanız daha doğrusu, o kadar güzel bir sonuç alırsınız. Bir elinizle ıslık işlemi yapın, diğer kuru olan elinizle de buradaki kuru işlemi yapın. O zaman böyle tamamen her tarafınıza her şeyin bulaşmasını engellemiş olursunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra da alıp fazlasını hafif kurtarıp telin üstüne diziyorsunuz. Bu arkadaş 200 derecelik fırına 20-25 dakika kadar, bu da aynen buradaki mücverler gibi güzelce pişecek. Şimdi şu mücverleri bir size göstereyim isterim. Şöyle soğudukça yerlerinden çıkıyorlar ama dediğim gibi bak biraz yapışacaktır bu kenarlarına, dert tasa yok. Şöyle hafifçe bıçağınızla bir kıtlatacaksınız kenarlarını, çok yağ kullanmadınız çünkü. Şöyle bıçağınızla bir kıtlatacaksınız, sonra da çıkartacaksınız. Bak. Mükemmel kıvamda. Ve servis etmeye hazır. Bunun adına ne derler biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Plan var mı? Şefin göz hakkı. Ya kişmiş var ya. Acayip güzel yapmış ya. Biraz karnım acıkmış anlayacağınız. Yani pek Arzu mutfağında gördüğünüz bir tablo değildi bu. Yaparken yeme ama dayanamadım, affedersiniz. Şunu arada götürürüm ben ufaktan. Mükemmel olmuş ve hafiften tadı oturunca olağanüstü oluyor. Şimdi fırındaki 20 dakika içerisinde olacak. Size çok basit bir cheddar sos tarifi vereceğim. Acayip basit. Bunun için yaklaşık 1 paket kadar kremaya ihtiyacınız var. Aşağı yukarı böyle 200 mililitre falan yapıyor o kremalar. Bir küçük paketlerdeki. Tamamen onu kullanabilirsiniz. Öncelikle kremanızı alın ve bir sos tenceresinin içerisine transfer edin. Hızlı anlatacağım çünkü süper basit bir sos ve her türlü yemeğinizin yanına eriyebilen her türlü peynirle uygulayabilirsiniz. Ocağınızın altını yakın, kremayı burada hafifçe ısıtmaya başlayın. Bunun içerisine benim ekleyeceğim baharatlar tabii ki süt ürünlerine çok yakıştığını her seferinde söylediğim için birazcık muskat olacak. Çeyrek muskat kadar. Birazcık tuz olacak. Şurada bir yerde beyaz biber var. Karabiber kullanmıyorum rengi döndürmesin diye. Küçük bir parça beyaz biber. Bir küçük parça tuz. Ve tabii ki en son batımda da cheddar peyniri. Cheddar peynirini şu an koymayacaksınız. Sosu hafiften eriteceksiniz. Böyle birazcık tıkırdatmaya başlayacaksınız. Birazcık kaynatmaya başlayacaksınız. En son batımda cheddar peynirini ekleyeceksiniz. Güzelce karıştırıp çırpıp o anda servis edeceksiniz ki peynir böyle güzelce bir aksın. Aksın gitsin. Çok mu katılaştı? Biz de içerisine azıcık krema veya süt ekleyin. Yeniden akışkan hale getirin onu. Olay bu. Bakınız mücverim hazır. Tatlım soğuyor. Fırındaki pişiyor. Cheddar sosumsa tam servis edeceğim dakikada hazır olacak. Ekleyeceğim, çırpacağım, işi bitireceğim. Sonra ortalığı toplayıp bugünkü lezzetlerin tadına bakacağım. Bak bu fragman. Esas film biraz sonra.
Efendim gördüğünüz gibi soframızı kurduk. Az evvel fragmandı, şimdi film geldi. Bak, sosun akışkanlık kıvamı tamamen size kalmış. Yani kremasını çok çektirirseniz daha gövdeli, daha böyle az akışkan olur. Ama böyle yaparsanız daha bol akışkan olur. Sonra alırsınız bunu böyle kaşıkla. Buradaki tavuğunuzun üstünü isterseniz gezdirirsiniz. Böyle servis yaparken. Ya da derseniz ki ben o şekilde istemiyorum Arda. Ben şöyle yapacağım dersiniz. Alırsınız tavuğunuzu. Bir kere şöyle içine ve altına bakarsınız nasıl güzel pişmiş diye. Sonra böyle sosu hafif bir batırırsınız böyle. Böyle. Ondan sonra da lokum. Bak sos ayrı güzel. Tavuk ayrı güzel. Olağanüstü güzel pişmiş tavuğunuz. 20-25 dakika 200 derece fırında. Dediğim bütün her şeye dikkat ederek pişirdiğinizde gerçekten mükemmel. Suyu içinde ve tam ayarında pişmiş. Yani içi olağanüstü güzel gözüküyor. Bunun tadına bakmıştım. Bir kere daha hani şey yapmayayım derseniz hayatta olmaz. Ben tadına bir kere daha bakmadan bunu bırakmam. Çünkü hak ediyor. Mücver yapmakla ilgili bütün püf noktaları anlattım size. Bundan sonra hani ben yapamadım, ben tutturamadım zaten çok kolay bir tarifti. Püf noktaları da aldığınıza göre 10 numara 5 yıldız. Hiç şüphem yok. Yani bak çok net söylüyorum size. Bu tarifi yaptıktan sonra belki uzunca bir süre derin yağda mücver kızartmazsanız hani ortalık yağ kokuyor. Çok yağ çekiyor falan. Gerek kalmaz. Fırında da aynı performans. Şinitzel de aynen. Hatta et daha bile sulu sulu nefis kalıyor. Evet, gelelim buraya. Şimdi bu arkadaşı çıkarttım. Ters çevirdim. Ondan sonra da bir şöyle şeftalisiyle beraber tadına bakayım diyorum müsaadenizle. Çünkü şeftaliler hafiften renklerini kırmızıya doğru döndürdüler. Muhallebisiyle beraber ay alamadım. Çok güzel. Şeftali muhallebi ve yine kişniş, yine kişniş vallahi. Yani yıllarını muskata vermiş bir adamım. Ama kişniş buradan böyle pıt diye vurdu yani. Tam kalbimden pıt diye vurdu şu anda ve taban muhallebi ve şeftali kombinasyonuna bayılacaksınız. Efendim, bugün bu 3 tarif bir sosla karşınızdaydım. Tarifler olağanüstü lezzetli ve umarım yaparsınız. Tariflerin detaylarını kaçırdıysanız da Instagram'daki Arda Türkmen sayfasına gelin. Oradan sizi yönlendireceğim. Ve bu güzel yemekleri umarım siz de evlerinizde benim gibi yapacaksınız. Fırında tavuk şinitzel, muffin haline aldırılmış bir mücver. En son olarak da böyle güzel bir cheddar sos. Ve finalde de şeftalili bir muhallebi tartla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir sonraki Arda'nın mutfağı için olağanüstü güzel tarifler hazırlamaya da devam edeceğim. Lütfen fikir, görüş ve önerilerinizi Instagram'daki Arda Türkmen sayfası üzerinden benimle paylaşın. Hatta yaptığınız yemekleri de paylaşırken beni etiketlemeyi unutmayın. Bir sonraki Arda'nın mutfağında görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.